Türkiye'nin neresinde olursanız olun, tiyatro yapmaya yöneldiğinizde ya da tiyatro ile ilgili bir arayış içerisine girdiğinizde adresiniz bellidir. Bu adreslerden biri de bir tiyatro bilim adamı, bir tiyatro adamı, bir tiyatro yetkisi ve çok gönlü bir sanatçı olan Özdemir Nutku. Yoğun bir edebiyat emeği var geçmişinizde. Şiirler yayımladınız, öte yandan edebiyat dergileri de yayımladınız. Yayımladığınız bu dergilerden Mavi, 1950'lerde oluşan Mavi Hareketi için önemli bir yazınsal birikim sayıldı. Şimdi bugünden baktığımızda bu geçmişe, genç şair Özdemir Nutku ile ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii benim o zamanki şiirle çok yakına ilgilenen ve kendimi şiir yazması, ki kolay kolay kendimi şair olarak göremiyorum. Şairlik, ben aynı zamanda bunu tiyatroda sonradan devam ettirmeye çalıştım. Ancak şunu söylemeliyim ki insanlar gençliklerinde ne kadar baş kaldırıcı olursa, ne kadar devrimci olursa ileride o kadar yeni şeyler yapmaya müsait oluyor. Şiir bana çok şey verdi kendi mesleğimde, tiyatro mesleğinde, müzik alanında o kadar çok şey vermiştir ki Mavi Hareketi de romantik bir hareketti belki. O sırada bazı oturmuş yazarlarımızın kızdığı gençlerdik biz. Ama ondan sonra o kişilerle, o büyük yazarlarla dost olduk. Ve oradaki çıkışımız, romantik çıkışımız, yanlışlarımız da olsa bazı yerlerde, yanlışlarımız da olsa çok önemli bir çıkıştı Türk edebiyatı açısından. Bunu başka bir şekilde 60'lı yılların başında Değişim dergisiyle devam etmek istedik. Tabii bu şahsi gayretler bir derginin devamlı ve sürekli olması için yeterli olmuyor sadece bunun için. Ama şunu söyleyebilirim ki bugünkü hayatımı hazırlayan benim şiir ve edebiyat dünyasıdır.